Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir yelek çalışması yapacağız. Yeleğimizi 3 farklı renkten ördük ve daha önceki çalışmış olduğumuz bir modelimizi yine yeleğimize uyarladık. E, roba kısmımızda, bakınız yuvarlak robayı tercih ettik. Bir sıra trabzan, bir sıra bu kutucuklarımızdan oluşan kafes sıramızı yaparak yaptık. E, Dilediğimiz ölçü gelene kadar robamızı örmeye devam ettik. Ve robamızda 3 rengimizi de kullandık. Sonrasında gövde kısmına geçerek modelimizi uygulamaya başladık. Bakınız modelimizde dilediğiniz kadar renk tercihi yapabilirsiniz. Tek renkle, iki renkle ya da daha fazla e, iplerle de cıvıl cıvıl bir yelek çalışması yapabilirsiniz. Yeleğimizin arkasında çevirdiğimizde şu şekilde görmekteyiz. Bakınız yeleğimizi. 1-1,5 bir, bir yaş grubu çocuklarımız için ideal ölçülerde olan yeleğimizi biraz daha uzattığınız zaman daha büyük yaş gruplarına da olabilir. Üst tarafı da tabi birazcık uzatmanız gerekmekte. Hemen yeleğimizin ölçüsüne bakalım. Yeleğimin ölçüsü 1 santimden 30 santim bir uçtan diğer uca hemen kol altından Enini ölçelim. 27 santimde kol altından yeleğimizin eni. Evet, yeleğimizi örmeye hemen başlayalım. Kolay gelsin. Yeleğimi üç farklı renkle örmek istiyorum. Bebe yünü iplerim. Ee, bu ikisi Nakunun Minnoş. Bu Alice Happy Baby. Ee, dilediğiniz ipleri kullanabilirsiniz. Birbirlerine kalınlıkları yakın olursa çok daha güzel sonuçlar çıkacaktır. Farklı markaların ürünlerinin olması hiç problem değil. Ee, Bebe yünü olması ve kalınlıkların uygun olması yeterli ve uygun tığ kullanırsak çok güzel sonuçlar ortaya çıkacaktır. 2.5 numaralı tığımı kullanıyorum ve griyimle örmeye başlıyorum. İçeriden alıyorum ipimi kaç grubu için öreceksek yani büyüklüğünü yakadan başlayarak e, zincirimizle örmeye başlayalım. zincirimizi çekiyoruz düğümümü attım ve başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 tam 70 tane zincirimi çektim 70 zincirimi çektikten sonra şöyle bırakıyorum Ölçüme bakmak istiyorum. Hemen zincirimin olduğu yerden alıyorum, e, uç noktaya kadar 29 santim. Şöyle bakalım, 29 santim olduğunu görüyorum. Dilerseniz daha da büyütebilirsiniz. Tığımı tekrar ilmeğime geçiriyorum ve geriye doğru saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5. Zincirin içerisine gelerek batıyorum ve trabzanımı örüyorum. Sırası ile birer birer trabzanlarımı zincirimin üzerine yerleştirerek uç noktaya kadar geliyorum. Tığımın başında doluyorum. Hemen bakın zincirin içerisine giriyorum. Çıkıyorum. İki ilmeğimi alıyorum ve diğer ikisini birlikte kapatıyorum. Sırası ile yine zincirimin içerisine giriyorum. İpimi alıyorum. 1 ve 2. Iki. İkili trabzanımı yapıyorum. Bakın zincirin içerisine girip ipimi yuvadan çıkarıyorum. Zincirin içerisinden ipimin altından tekrar girerek 1 ve 2. Iki. İkişer ikişer örerek bütün zincirlerimizi trabzanımıza dönüştürelim. Zincirimizin üzerine trabzanlarımızı örerek tamamladık. Bir uçtan diğer uca kadar ikili trabzanlarımızı ördük ve birinci sıramızı tamamladık. Şimdi ikinci sıramıza geçiyorum. En son trabzanımın üzerinden bakın son trabzanımızın üzerinden 1, 2, 3, 4. 4 tane zincirimizi çekiyoruz. Ördüğümüz yönde arkasını çeviriyoruz zincirimizi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Birinci trabzanımın üzerine zincirimi ördüm. Yanındaki ikinci trabzanı atlıyorum. Üçüncü trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Bakın ikiyi atlıyorum. Üçüncünün üzerine geliyorum ve tepesine batıyorum. Bir tane kutucuk oluşturuyorum. Bir tane kutucuk oluşturdum. Bir zincir çekiyorum. Bir atlıyorum. Diğer trabzanı. Bir zincirimi çekiyorum. Bir trabzan atlıyorum diğer trabzana trabzanımı örüyorum tekrar zincirimi çekiyorum başını doluyorum bir tane trabzan diğer trabzanımın üzerine atlıyorum tekrar bir zincir ve bir trabzanı atlayarak diğer trabzana geçiyorum ve bu sıramızda Minik kutucuklarımızı oluşturuyoruz. Her bir zincirin altında bir trabzanımızı atlıyoruz. Diğer trabzanımızı örüyoruz ve ikinci sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Kutucuklarımı tamamlayarak geldim. En son trabzanımı yaptıktan sonra bir tane zincirimi çekiyorum ve makasımla ipimi kesiyorum. Çünkü renk değiştireceğim için kenarda çok uzun bir süre devam etmesinin anlamı yok. Yani kalabalık yapmasın. Şimdi diğer rengime geçiyorum bir tane zincirimi çekerek başlıyorum. Yine aynen ipi kopardığım yerden en son trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Bu iki ipi şu şekilde ardından gizleyerek götürebilirsiniz. Eğer zor olursa daha sonra da içine çekebiliriz. Şimdi trabzanımın üzerine bakınız 3 tane zincirimi çektim. Kutucuğumun içerisine ise 2 tane trabzan örüyorum. 1 ve 2. Trabzanımın üzerine trabzanımı örüyorum. Kutunun içerisine 2 tane trabzanımı örüyorum. Tekrar 1 ve 2. Bakın arkadan da ipimi gizleyerek götürüyorum. Trabzanımın üzerine örüyorum. Kutunun içerisine 1 ve 2. Bütün kutucuklarımızın içerisine iki trabzanımız örelim ve trabzanımızın üzerine de trabzanımızı örerek sıramızın başına kadar gelelim. Trabzanımı örüyorum. Bakınız arkadan ipimi gizliyorum. Kutunun içerisine iki defa bir ve iki trabzanımı örüyorum. Ve bu sırada artışımızı yapıyoruz ikişer trabzanlarımızı araya ördük ve birer trabzanlarımızı yine trabzanımızın üzerine örerek ikinci rengimizi tamamladık. Bakın en son trabzanımın üzerine ördüm. iki tane arada bir trabzanımın üzerinde 1, 2, 3 ve 4. 4 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımızın başını dolayarak bir trabzan atlayıp ikinci trabzanımın üzerine batıyorum. Ve kutucuğumu örmeye başlıyorum. Bir zincir çekiyorum bir tane atlıyorum ikinci trabzanımın üzerine bakın bir atladım ikinci trabzanımın üzerine gelerek bir tane daha kutumu ilave ettim bir zincir çekiyorum bir trabzan atlıyorum ikinci trabzanımın üzerine bir tane trabzan örüyorum tekrar bir zincir bir atla diğer trabzana trabzanımızı ör bir zincir bir atla diğer trabzana batarak örüyoruz ve bu şekilde ikinci sıramızı da tamamlıyoruz. İkinci sıramızı da kutucuklarımızla tamamladık. Bakınız ikinci rengimizin ikinci sırası bu şekilde tamamlandı. En son trabzanımı ördükten sonra bir tane zincirimi çekiyorum ve makasımla ipimi yine kesiyorum. Kenarda fazla ip oluşsun istemiyorum. Evet iki sıramızı tamamladık. Şimdi üçüncü rengimize başlayalım. Üçüncü rengimde yine çok uçuk bir pembe kullanmak istiyorum. Bir tane zincirimi çekerek işlemimizin aynısını tekrar ediyoruz. İpimi kopardığım yerden yine başlıyorum. Trabzanımın tam tepesine geliyorum, batıyorum. İplerimi şöyle yana doğru çekiyorum. 1 2 ve 3. 3 tane zincirimi çektikten sonra şöyle düzeltelim alttaki ipimizi ve kutucukların içerisine iki tane trabzanımı örüyorum. Bir ve iki. Trabzanımın üzerine bir tane trabzan örüyorum. Bu esnada arkadan da ipimi götürüyorum. Tekrar kutucuğun içerisine bir, iki ve bir tane de trabzanımın üzerine örüyorum. Bu şekilde artışlarımı yapıyorum bakınız. Ve sıramızın başına kadar iki tane kutunun içerisine bir tane trabzanın üzerine ve üzerine bir önceki ve e, ilk sırada yaptığımız gibi bir tane trabzan atlayıp diğer trabzanın üzerine bir zincir çekerek batalım ve pembe rengimizi de bu şekilde tamamlayalım. Pembemizi de tamamladıktan sonra aynı şekilde gri ipimi bağlıyorum. Trabzanımın üzerine bir tane Kutucuklarımın içerisine ise ikişer defa trabzanlarımı örerek sıramızı tamamlıyorum. Ve bu sıramızda yaptığımız gibi yani buraya kadar yaptığımız işlemin birebir aynısını tekrar ediyoruz. Bir tane trabzan atlıyoruz yukarıdan bir zincir ve sıradaki yere de bir tane trabzan örüyoruz ikinci sırasında. Şimdi trabzanımı ben zincirimi çekerek başlattım. Hemen kutucuğun içerisine giriyorum ve iki tane Trabzanımı örüyorum. Bakınız halen artışlarımıza devam ediyoruz. İki trabzanımı ördükten sonra trabzanımın üzerine batıyorum. Ve bu sırada yine ikişer tane bir ve iki trabzanımızı örüyoruz. Artışımızı yaparak ipimi de şöyle arkasından götürmek istiyorum. Ve bir tane trabzan üzerine şekliyle örelim. Üzerine de buradaki yaptığımız kutucuklarımızı yaparak griğimizi de tamamlayalım. Yeleğimizin robasını dolaşarak tamamlıyoruz. Bakınız en son sizlerle griyi örmüştük. 2 trabzan araya örmüştük. Artış yapmıştık. Bir trabzan trabzan üzerine. Bakınız ikişer trabzan araya bir trabzan üzerine. Üzerindeki sarı rengimi ise her bir kutunun içerisine birer trabzan ördüm. Bir trabzan kutu içine bir trabzan trabzan üzerine. Burada artış yapmadım. Şimdiki sıramızda ise yine artış yapmadan örmeye devam edeceğiz. İpimi kopardım. Kutucuklarımı yaptıktan sonra tekrar ipimi alıyorum. Ve başlıyorum. 1, 2, 3. Bir tane zincirin içerisine bir tane trabzanın üzerine. Bir zincirin içerisine bir trabzanın üzerine. Bir zincirin içerisine bir trabzanın üzerine. Bir artış yapmadan bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Sarımızı da aynen bu şekilde ördük. Bir tane trabzan üzeri bir tane kutucuğumuzun içerisine pembemizi de aynı şekilde tamamlayalım ve görüşelim. Üzerine kutucuk örmeden tekrar görüşelim. Yeleğimizin robasında sıralarımızı tamamladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıra trabzanımız. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sırada kafeslerimizin olduğu bölüm var. Şimdi ayraçlarımızı görüyorsunuz. Ben sayarak eşit bir şekilde ayırmanı yaptım. 28 ve 28 trabzan önlerimiz için ayırdım. 45 ve 45 kollarımız için ayırdım. Arkamız için ise 59 tane trabzanımı ayırdım. Şöyle büktüğüm zaman bakınız çok güzel bir şekilde robamız üst kısmı hazırlanmış oldu sarıyla pembe de artışımızı yapmadık en son gri de artışımızı yaptık bakın gri de artışımızı yaptık buna lütfen dikkat edelim sarıyla pembe de artışımızı yapmadık bir tane trabzanımızın içerisine bir trabzan üzerine şekliyle ördük şimdi ayrımlarımızı yaptık işaretlerimizi koyduktan sonra eğer herhangi bir şekilde sayımızda fazlalık ya da eksiklik varsa önlerimizi e, aynı sayılarla ayarlayalım fazlayı ve eksiği çıkararak kalan kısımları fazlaysa yine kollarımıza eksikse eğer 4-5'ten fazlaysa önlerden ya da arkalardan eşit miktarda mutlaka ayarlayalım hiç problem yapmıyorum genelde kollar üzerine dağıtırsanız çok daha rahat edersiniz önlerimiz eşit arkamızın önlerimizin toplamı kadar da arkamıza ihtiyaç var 1 iki eksik fazla fark etmez önlerle her ikisinin toplamı bakınız burada bizim e, her iki önümüzün toplamı 56 arkamız için 59 trabzan çünkü önde daha kenarlarını da yapacağımız için. Hemen hemen eşit olacak. Eğer fazlalığınız varsa bu şekilde ayarlama yaparsanız çok güzel olur. Hiç kafanız karışmasın olabilir. Artma ve eksiltme yaptığımız için dalmış olabiliriz, fazla yapmış olabiliriz ya da eksik yapılmış olabiliriz. O yüzden kesinlikle sökmek çözüm değil. Hemen çaresine bakarak bu şekilde hallediyoruz. Şimdi sırama başlıyorum. Burada kolumuzu gövdemizden ayıracağız. Hemen tığımı ilmeğimin içerisine takıyorum ve örgümün yönünü çeviriyorum. Örgümün yönünü çevirdim. Bir tane zincirimi çektim ve döndürüyorum. Örgümün arkası bakınız. Hemen bir tane zincirim ikinci trabzanımın üzerine batıyorum ve birer birer trabzanlarımın üzerinden işaretimin olduğu yere kadar sık iğnemi örerek geliyorum. Bir tane zincir çektim, ikinci trabzanın üzerine battım ve birer birer trabzanların üzerine sık iğnelerimi örerek devam ediyorum. İşaretimi bıraktığım yere kadar gelelim. Sadece sık iğne örmekteyim. Farklı bir işlem yapmıyorum ve atlamayalım. Dikkat edelim. işaretimin olduğu yere birkaç tane trabzanımız kaldı. Evet şimdi tam işaretimizin yanına geldiğimiz zaman 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum. Şu şekilde diğer işaretime kadar büküyorum. Diğer işaretimde içe kalacak şekilde her iki işarette bakınız içte. Ona göre tığımı, ıı, işaretlerimi ayarlamıştım. Hemen işaretimin dışına tekrar sık iğnemi örüyorum. Diğer kol altıma kadar bu şekilde birer birer trabzanlarımın üzerine sık iğnemi örüyorum. Sık iğne örerek diğer kol altına kadar gelelim. Arkadan sık iğnelerimizi örerek geldim. Tam kol altındayız. Yine bakın ayracımın yanında 1, 2, 3 ve 4. Diğer kolumu büküyorum ayracımın hemen dışına batıyorum ve sık iğnemi örüyorum. Birer birer sıra başına kadar sık iğnelerimizi örerek sıramızı tamamlayalım ve kolumuzu birleştirme işlemini yapmış olalım. Sıramızın en sonuna geldim. Bir tane de zincirimi çekiyorum ve ipimizi kesiyorum. Asılalım. Şöyle birleştirme işlemimize bakalım şimdi. Şöyle bakalım bakınız, gayet güzel, çok montazan bir e, birleştirme işlemi oldu kol bölümlerimizi. Bakınız önümüzü, kolumuzu ayırdık. Şöyle görecek olursak, kolumuzun genişliği de son derece uygun. Şimdi e, gri rengimle gövde kısmının modelini uygulamaya başlıyorum ve çeviriyorum bakınız. Roba kısmında iki buçuk numaralı tığımı kullanmıştım. Gövde kısmımda ise 3,5 numaralı tığıma geçmek istiyorum. Tabii ki siz aynı numarayla da devam edebilirsiniz. Geçmek isteyen arkadaşlarım 3 ya da 3,5 numaraya geçebilir. Çünkü modelimiz biraz alttan alarak tamamen trabzan olduğu için ben biraz yumuşak olmasını istiyorum ve tığımı büyütmek istiyorum. Ama aynısıyla da devam edebilirsiniz. Hiçbir mahsuru yok. Şimdi gri ipimizde örmeye başlıyorum. Grey rengimi alıyorum ve birinci trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Bakın trabzan üzerindeki sık iğneme batıyorum ve ipimi alıyorum şöyle. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. 3 zincirimi çektikten sonra ikinci sıradaki trabzanıma tığımın başını doluyorum. Yandan giriyorum. Bakın yandan giriyorum. Sık iğnenin üzerine batmıyorum. Ve bir tane trabzan olarak örüyorum. Yani ikili trabzan olarak uzatıp örüyorum. Tığımın tekrar başını doluyorum. Sıradaki trabzanımın tepesinde bakın sık iğne yapmıştık. Yuvanın içerisine giriyorum ve sık iğne olarak örüyorum. Bir taraftan da ipimi gizlemeye çalışıyorum bakınız. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bir sonraki trabzana ana gövdenin içerisinden şöyle yandan giriyorum ve uzatarak şöyle biraz ikili trabzanımı örüyorum tekrar tığımın başını doluyorum sıradaki trabzanın tam tepesine gelerek batıyorum ve bir tane normal trabzan örüyorum tekrar tığımın başını doluyorum bir sonraki bakın bunu kısa olarak gördük tepesine ve bir sonra takip eden trabzanı yandan giriyorum şöyle biraz uzatıyorum ve trabzanımı örüyorum bir sonraki trabzanımı tepesine bakın sık iğne örmüştüm trabzanımı. Onun üzerine batıyorum ve kısa bir trabzan örüyorum. Bir trabzanımızı ana gövdeden bir trabzanımı ise ikinci sırada sık iğne örmüştük. Onun üzerine yerleştirerek devam ediyoruz. Ve sıra başına kadar bir uzun ana gövdeden bir sık iğnenin üzerine alarak tamamlıyoruz sıramızı. Şimdi bakın devam edelim bir birkaç tane daha. Ana gövdeden uzun trabzanımı alıyorum şöyle biraz da uzatıyorum örüyorum sıradaki trabzanımı sık iğnemin üzerine batıyorum ve kısa olarak örüyorum bir sonraki trabzanım ana gövdeden giriyorum ve örüyorum bir sonraki trabzanımı tekrar sık iğnemin üzerine batıyorum ve örüyorum bir uzun Uzun şöyle biraz da uzatıyoruz bir tane trabzan tepesine olmak üzere sıramızı tamamlıyoruz. Ama ondan öncesinde tabi kol altını da sizlerle birlikte çalışalım. Kol altındaki zincirlerimize kadar örerek geldik. Bakınız çok güzel oldu. Bir tane kabartılı bir tane içten bir kabartılı bir içten ördük. Şimdi 4 tane zincirimin olduğu yere geldim. En son trabzanımı düz olarak ördüm. Şimdi bu 4 trabzanımı da düz olarak örüyorum. Her birisini bakın 1 bir, düz. Çünkü zincirimizin üzerineyiz. Aşağıdan alacak yerimiz yok. 2 3 Hemen örüyorum. Ve 4. 4 tane trabzanımı ördüm 4 trabzanımı ördükten sonra şu şekilde sayıyoruz bakınız uzun kısa uzun kısa uzun kısa demek ki arkaya başlarken hemen ilmeğimizi uzatarak başlıyoruz yani ilk trabzanı şu şekilde aşağıdan girerek alıyorum tığımın başını doluyorum o ayarlamayı mutlaka yapalım Sayalım işte şu şekilde bakınız. Uzun örmüşüz. Buradaki trabzanlarımız kısa, uzun, kısa, uzun, kısa ve uzunla gövdemize başladık. Yani modelimizin kurulumunu bozmayalım. Devam ediyorum. Bir tane tepeden, bir tane ana gövdeden, bir tane trabzanımın üzerinden sık iğneye batıyorum. Bir tane uzun şu şekilde alıyorum bir tane tepesine batıyorum. Bakınız bu şekilde örerek diğer kol altına kadar gelelim. Evet arkamızı da bir uzun trabzan bir kısa yani bir kabartma bir düz olarak örüp tamamladım ve kol altını da ördüm. 4 tane trabzan ördüm. Bakın uzunla bitirmiştim arkada. Kısa uzun kısa uzun demek ki burada hemen kısayla başlıyorum. Direkt tepesine batıyorum ve bir tane kısa trabzan örüyorum. Diğer sıradaki trabzanımı hemen ana gövdeden giriyorum ve örmeye başlıyorum uzatıyorum ve bir sonrakine yine tepesine batıyorum kısa burayı mutlaka sayarak geçişimizi yapalım ve modelimizin düzenini bozmayalım sıra başına kadar yine bir alttan bir yukarıdan örerek başa gelelim Sıramızın sonuna kadar örerek geldim. Bir uzun bir kısa ve en son trabzanımdayım. En son trabzanı bakın bir öncesini kısa olarak ördüm. Bir sonrasını yine ana gövdeye giriyorum. Bakın en son trabzanımı uzatıyorum ve uzun bir şekilde alarak tamamlıyorum. Ve bir tane zincirimi çekip örgümün yönünü çeviriyorum. Ve ikinci trabzanımın üzerine batıyorum. Sıradaki trabzanımın üzerine batıyorum. Arka sırayı tamamen sık iğne olarak tam tepe noktalarına batarak örelim. Bakın her trabzanımızın tepe noktasına girelim. Ve sıramızı tamamlayalım. Bütün trabzanlarımızın üzerine birer sık iğne yerleştirelim. Trabzanımın üzerine bir sıra sık iğnemi örerek geldim. Bakınız arkadan şu şekilde devam ederek geldik. Ve şimdi en son sık iğnemi ördüm en son sık iğnemi ördükten sonra bir tane zincirimi çekiyorum sağlamlaştırıyorum ve makasımızla ipimizi kesiyoruz ve şöyle kapatıp asılıyorum ve örgümün tekrar düz yönünü çeviriyorum ve örmeye başlıyorum tekrar rengimi değiştiriyorum kırayımdan sonra sarı ipimi kullanıyorum ilk trabzanımın üzerine gelerek batıyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum bakınız bu sıramızda bir sıra alttan aldığımız bir sıra üzerine yani sık iğnemizin üzerine battığımız trabzanlarımızı görmekteyiz alt sırada ördüğümüz yere baktığımız zaman şimdi uzun olan trabzanlarımızı renk değiştirdiğimiz zaman yani bir üst sıraya geçtiğimiz zaman tam ters işlemimizi yapacağız uzun trabzanımı tepesine batarak kısa bir şekilde örüyorum bir sonraki kısayı ise ana gövdeden girerek uzatıyorum ve örüyorum. Sırası ile uzunu tepesine batıyorum. İplerimi de bakın şöyle gizleyerek gidiyorum. Kısa olan trabzanımı ise ana gövdeden giriyorum. Uzatıyorum ve örüyorum. Bir sonraki uzunun tepesine batıyorum. Kısa olarak örüyorum. Ve kısayı uzun olarak örüyorum. Sıramı devam ettiriyorum. Uzun olan trabzanımı yani alttan aldığım aşağı sırayı tepesine batıyorum. Kısa olarak örüyorum. Bir alt sırada düz ördüm. kısa trabzanımı ana gövdeye girerek uzatıyorum ve örüyorum. Bir uzun bir kısa şeklinde örüyoruz. Uzunumuzu kısa, kısamızı uzun olarak sıramızın başına kadar devam edelim ve üzerine sık iğne ile tekrar bu başımıza gelelim. Evet, şimdi birinci trabzanımın üzerinden örmeye başlıyorum. Bakınız kısa, uzun, kısa. Şimdi bu ilk trabzanım kısa olacak. Kısa olarak hemen atıyorum. Ve zincirimi çekiyorum. 1 2 3 3 tane zincirimi çektim ve hemen yanındaki trabzanın yandan girerek uzun olarak örüyorum. Uzun ve bir sonraki trabzanımı bakın uzun ördüğüm için hemen tepe noktasına sık iğnemin içerisine batıyorum. Kısa olarak örüyorum. Uzunları kısa, kısaları uzun olarak örelim. Şimdi hemen alttan giriyorum. Uzun ve bir sonraki uzunu kısa olarak örüyorum ve bu şekilde uzunları kısa, kısaları uzun olarak sıramızı tamamlayalım ve dönüşte sık iğnemizi örelim. Yeleğimi istediğim ölçü gelene kadar örerek büyülttüm. Bakınız çok güzel. Renk uyumu içerisinde gayet güzel durdu modelimiz. En son sırada bakınız e, gri kullanacağım yerde sarımı kullandım ve kenar çerçevesini yapmak istiyorum yeleğimizde. Şimdi e, sol taraf bakınız sol taraftan örmeye başlıyorum. Şu yukarıdan başlayarak bütün çevremizi dolaşalım. Bir tane zincir çekip tığıma düğümümü atıyorum. Ve tepe noktasındaki ilk trabzanın üzerine gelerek batıyorum. Bakınız ilk trabzanın üzerine gelerek battım. Tam tepeye battım. Ve bir tane zincir çekip sabitledim. Sonrasında bu görmüş olduğumuz kutucuğumuzun içerisine tığımı doluyorum. Ve trabzanımı örmeye başlıyorum. 1, 2 3 4 5 tane trabzanımı örüyorum. Kutucuğumuzun içerisine tepe noktasına battım. Bir zincirimi çektim ve hemen ilk kutuya 5 tane trabzanımı ördüm. Zincir çekmeden düz trabzanlardan oluşan sarımızın olduğu trabzanın hemen ardına geçiyorum. Bir tane batıyorum. Ve tekrar kutucuğumun olduğu yere geliyorum. Tığımın başını dolayarak 5 defa yine aynı işlemi yapıyorum. Yeleğimizin kenarlarını beşer trabzan bir sık iğne olarak dolaşacağız. 3, 4 ve 5. 5 tane trabzanımı ördüm. Hemen pembedeki trabzan sırasına gelerek ilk şöyle bakınız trabzanımı itiyorum ve batıyorum. Tekrar tığımın başını dolayarak kutucuğun içerisine 5 tane trabzanımı ardı ardına örüyorum 2 3 4 ve 5 bir sonraki trabzan sırasına geliyorum hemen bir tane sık iğnemle batıyorum 5 trabzan bir sık iğne 5 trabzan bir sık iğne olarak örüyoruz tekrar 5 tane trabzanımı örüyorum 1 2 3 4 ve 5 trabzanımın olduğu yere geliyorum. bir tane sık iğnemle batıyorum. Şöyle. Bakınız. Çok güzel oldu. Tekrar 5 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 3 4 ve 5 5 trabzanımı yine ördüm. Hemen bakınız pembepteki sıraya geliyorum şöyle griye doğru hemen uca değil bakın birazcık içe batıyorum ve gövde bölümüne bu şekilde geçiyorum gövde bölümüne bakın biraz içerden battım tekrar tığımın başını doluyorum biraz ilerliyorum şöyle bir tığ ucu kadar hemen uca batmıyorum biraz gövdemin içerisine giriyorum iki trabzan kadar ya da bir trabzan ayarlama nasıl hoşunuza giderse aynı yere 5 tane trabzanımı örüyorum. 2, 3, 4 ve 5. 5 trabzanımı ördükten sonra yine biraz ileriye geçip bir tane sık iğne olarak batıyorum ve bu şekilde aşağıya doğru ilerliyoruz. Uç noktaya kadar geldim ve sayıyorum 1, 2. 2 tane ee, sık iğnemi saydım. Bakınız iki tane trabzanımız ve yukarıda bir iki tane sık iğnemiz var. Sık iğne olarak batacağım yere bir ve ikinci sık iğnenin üzerine batıyorum. Yukarı kısma batıyorum. Tığımın başını doluyorum. Tekrar sayıyorum. Bir iki. Bu kez trabzanımı öreceğim. Yukarıya değil aşağıya trabzanlarımın olduğu bölüme geliyorum ve 5 tane 2 3 4 5 5 trabzanımı aynı yere örüyorum ve tekrar sayıyorum 1 2 iki. ikinci sık iğnemin üzerine geliyorum bir tane sık iğne batıyorum sık iğnemizi sık iğne üzerine batarak örüyoruz tekrar tığımın başına doluyorum 1 2 trabzan arasına giriyorum 5 tane trabzanımı örüyorum 2 3 4 ve 5 5 trabzanımı ördükten sonra sayıyorum 1 2 sık iğnemi sık iğnenin içerisine batırıyorum ve tekrar tığımın başını doluyorum 1 2 alt gövdeye giriyorum ve 5 trabzanımı hemen örüyorum 2 3 4 5 1 2 sık iğnemi sık iğnenin içerisine Evet, bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Sık iğnelerimizi yukarıya sık iğne içerisine, trabzanlarımızı ise alt sıradaki trabzanımızın içerisine örerek sıramızın sonuna kadar örerek tamamlayalım. Yeriğimizin altını trabzanlarımızı ve sık iğnemizi örerek tamamladım. Şimdi diğer yan kısmına geçiyoruz. Hemen bu köşemize giriyoruz ve köşedeki ilk yerimizi diğer tarafımızda yaptığımız gibi. 5 tane trabzanımızı yerleştiriyoruz dönüşümüze. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane trabzanımızı yerleştirdim. Ve biraz ilerleyerek hemen bir tane sık iğnemi batıyorum. Ve tekrar biraz ilerleyerek ve biraz da içten 5 tane trabzanımı örüyorum. Aynı yere batıyoruz. 2, 3, 4 ve 5. Tekrar biraz ileriye hemen sık iğnemi batıyorum ve tekrar başını doluyorum trabzanımı örerek uç noktaya kadar ilerliyorum. İliğimizin yan tarafında trabzanlarımızı ve sık iğnelerimizi örerek geldim yine e, roba kısmına geldik. Roba kısmında bu görmüş olduğumuz e, kutucuklarımızın içerisine trabzan, diğer tarafa ise yani trabzanlardan oluşan kısmımıza ise birer sık iğne örerek uç noktamıza kadar ilerliyoruz hemen başını doluyorum 5 tane trabzanımı örmeye başlıyorum 2 3 4 ve 5 hemen sık iğnemi batıyorum sıradaki trabzanıma ve kutucuğun içerisine 5 tane trabzanımı örerek roba kısmını bu şekilde tamamlıyorum robamızın ucunda en son kutucuğumun içerisine 5 tane trabzanımı ördükten sonra Trabzanımın en üst noktasındaki yere geliyorum, batıyorum ve bir tane zincirimi çekerek ipimi kesiyorum ve önümüzü yeleğimizin kenarlarına çepe çevre bu şekilde örerek tamamladık. Şimdi aynı işlemimizi kolumuzun altına yapmaya başlayalım. Bir tane zincirimi çekiyorum ve kolumun altından örmeye başlıyorum. Kol altımızda bakınız 4 tane trabzanım vardı. Tam ikincinin araya şu şekilde giriyorum ve sabitliyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen ilk geçişteki bakınız geçişteki yere gelerek batıyorum. 5 tane trabzanımı örmeye başlıyorum aynı yeri. 3 4 ve 5 5 tane trabzanımı ördükten sonra 1 2 3 Üçüncüye Bakın gelerek batıyorum. Tekrar 1 2 3 üçüncüye 5 tane trabzanımızı örelim. 2 3 4 5 Ve tekrar sayıyorum. 1 2 3 tepesine batıyorum. Tekrar 1 2 3'ünün trabzan arasına girerek trabzanlarımı örüyorum bir uçtan başlamıştık bakınız buradan kolumuzu örmeye başladık tamamen bütün çevresini dolaştıktan sonra en son başlangıç noktamızın yakınına kadar geldim bakınız kol altına ve 5 trabzanımızı ördüm yine aynı yere gelerek batıyorum ve bir tane sık iğne örüyorum ve ilk batmış olduğum noktaya geliyorum tığımın başını Girdiriyorum, sadece ilmeğimin içerisinden ipimi geçiriyorum. Yani her ikisini birbirine bu şekilde bağladım. Bir zincirimi çekerek kolumuzu tamamlamış oluyoruz. Şöyle baktığımızda, bakınız kolumuz da gayet hoş bir şekilde tamamlandı. Evet yeleğimin kenarını tamamladıktan sonra bir tane de düğme diktim. Tek düğme kullanmak istiyorum. Sizler dilerseniz kaç tane düğme e, kullanmak isterseniz o kadar düğmemizi kullanırsınız. Tabi buradaki e, işlemeyi farklı yollarda yapabilirsiniz. Şimdi düğmemin karşısına ilik yerimi açmak istiyorum. Bakın süslemem vardı. Hemen şu şekilde büküyorum. Ve ilk 5 tane trabzan yaptığım yere tığımı batırıyorum. Bir tane düğüm atmıştım. Tığıma zincirimi çekerek ve başlıyorum 1 2 3 4 5 6 6 tane zincirimi çektikten sonra trabzanımın diğer tarafına gelerek batıyorum bakınız bunu iç taraftan yapıyorum ve bir tane zincir çekerek sabitliyorum ve makasımla kesiyorum sıkıştırıyorum ve burada bir tane ilik yukarıdaki beş trabzanımızın altına çalışmış oluyoruz şöyle takıyorum ve iliğim bu şekilde kullanılmış oluyor şöyle bakınız gayet güzel bir şekilde ilik çalışmamızı da tamamladık dilerseniz şu şekilde altına da alabilirsiniz düğmemizin evet bir çalışmamızın daha sonuna geldik umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir Yeni çalışmalarımızda görüşünceye kadar hoşçakalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.